İyi akşamlar Medyaskop izleyenleri. Bu akşamki sorumuz bu kentin kaldırımları nerede? Ve ben bu soruyu birlikte tartışmak için iki konuk davet ettim bugün. Sağımda ve solumda iki şehir plancısı arkadaşım var. Solumda Arzu Erturan, sağımda da Emine Atalay. İkisi de Sokak Bizim Derneği'nde aktif olarak görev alıyorlar ve Sokak Bizim'in iğnelerini de bugün bu programa özel olarak kendi göğsümüze taktık. Bugünkü programla ilgili olarak öncelikle ben konuklarımı tanıtmadan önce bu sefer farklı bir şekilde başlamak istedik. Önce biz Sokak Bizim Derneği'nin en önemli etkinliklerinden ve kamuya da açık olan etkinliklerinden bir tanesi olan Kaldırım Nerede ile başlamak istiyoruz. Şu elimde gördüğünüz kolibantları Sokak Bizim Derneği'nin özel olarak yaptığı Kaldırım Nerede kampanyası için özel olarak yaptığı kolibantları. Bu kolibantlarının özelliği şu. Biraz sonra zaten Arzu ve Emine çok daha detaylı olarak anlatırlar ama ben şöyle bir açmak gibi göstermek istiyorum. Yani şöyle. Tam şurada evet, bitiyor. Tam evet aşağı yukarı böyle. Gördüğünüz gibi burada 65 yani toplam 130 santim olmak üzere aslında bir kaldırımın minimum standardı olan 130 santimlik bir şerit görüyorsunuz. Bu Kaldırım Nerede kampanyasında yani sokağa sahiplenmemiz gerektiğini anlatmaya çalışan bu kampanyada kaldırımların uygunsuz olduğu yerlerde yetersiz olduğunu gördüğünüzde, işgal edildiğini gördüğünüzde kaldırıma bu 130 santimlik bandı yerleştirdiğinizde zaten bandın büyük bir kısmı kaldırımın dışına taşıyor. Ve bunu siz de belgeleyip bir akıllı telefonunuzla daha sonra Sokak Bizim Derneği'nin etiketlerini kullanarak, kaldırım nerede etiketlerini kullanarak konum bilgisiyle paylaştığınızda ne oluyoruz? Zaten şimdi zaten siz daha detaylı olarak anlatabilirsiniz. Evet, Kaldırım Nerede kampanyası bu Kaldırım Ölçer adını verdiğimiz bantlarla yaklaşık 5 yıl önce başladı. İlk başladığında şuradan yola çıktık. Hepimiz yaya olarak yürüdüğümüz sokaklarda, işte bize yaya olarak ayrılan kaldırımlarda çeşitli işte standart dışı durumlar nedeniyle zorlanıyoruz. Bu işte ya çok yüksek bir kaldırım olabiliyor ya çok dar bir kaldırım olabiliyor, bozuk ya da araba nedeniyle işgal edilmiş bir kaldırım olabiliyor. Ve artık çok işte bu sorunu kanıksadık gerçekten. İşte evimizden çıkıyoruz, her gün bu sorunlarla karşılaşıyoruz. İşte yanından atlıyoruz, üstünden geçiyoruz filan ama işte bu normal bir durum değil aslında. Bizlerin yaya olarak belirli hakları var ve bu hakkın içerisinde bizim kaldırımlarda güvenli ve konforlu yürümemiz var. Hı hı. Bu gerçekten bir insan hakkı, yaya hakkı. Hı hı. Biz buradan yola çıktık. Dedik ki bu yaya hakkına sahip çıkmak lazım. Çünkü bu aynı zamanda yayalar için risk de teşkil ediyor. Yani bu nedenle kaza geçiren, hatta hayatını kaybeden vatandaşlar bile var. Dolayısıyla biz bu soruna dikkat çekmek için kaldırımlar standarda uygun bir şekilde var mı, varsa nerede, yoksa onun problemini nasıl daha görünür kılabiliriz? Buradan yola çıkarak Kaldırım Nerede kampanyasını başlatmıştık ve bu kaldırım ölçer bantlarımızı da tam aslında bu sorunu görünür kılmak için bir araç olarak ürettik. Dedik ki en azından iki insanın rahatlıkla geçebileceği net bir açıklık olan işte omuz genişliğinden yola çıktık ve işte 65-65, 130 minimum en azından olan bir açıklıkla kaldırımları daha standartta uygun hale getirmeliyiz. Bu böyle başlattığımız bir kampanyaydı 5 yıl önce. Şimdi bantsız versiyonu var aslında, evet. 2018 itibariyle yeni bir versiyonla devam ediyor kampanya. Ben bantlı versiyonunu kendi öğrencilerimle birlikte katılmıştım. O zaman Arzu'yu tanımıyordum. Emine zaten muhtemelen henüz öğrenciydi. Evet, o dönemde. Dolayısıyla ben bu projeyi yaparken benim öğrencilerim de şehir ve bölge planlama öğrencisi olmayan öğrencilerdi. Dolayısıyla birlikte biz bu bantlarla sokaklarda gezerken çok fazla farklı şey de keşfetmiştik. Dolayısıyla aslında hakikaten tebrik de ediyorum sizi. Bu hani kaldırım ölçer bandının hani yaratıcılığı ve hakikaten kamuoyundaki bıraktığı etki şu açıdan da önemli.
projeye katılan değil, geride bıraktığı bir izi de var. Evet. Yani o bant oradan kopana kadar o kaldırımda kalıyor ya da biz o etkinliği yaptığımız sırada öğrenciler yere bir şekilde bir koli bandı kesip yapıştırıyorlar. İnsanlar da bakıyorlardı niye yapıyorsunuz bunu diye. Dolayısıyla o sırada da bir anlatım ve bir sohbet gerçekleşiyor. O sohbetler sırasında da hem benim öğrencilerim çok şey öğrendiler. Biz belki o öğrendiklerimizi size aktaramadık ama en azından biz kendimiz o çalışma sırasında çok şey öğrenmiştik. Dolayısıyla zaten galiba bu programda da birazcık daha hani bu minvalde hem izleyenlerimizin böyle bir şeye katılımı ne olabilir ne olamaz konusunda da daha fazla bilgi veririz de diyeceğim. Ama şimdi sizi tanıtmanın vakti geldi galiba. Şimdi Arzu Mimar Sinan Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun. Yüksek lisansını da kentsel planlamada programında kamusal alan üzerine hazırladıktan sonra şimdi Sokak Bizim Derneği'ni 2010'dan beri yürütüyorlar. Kendisi de kurucularından bir tanesi. Şu, doktora tezine devam ediyor. Evet, Mimar Sinan'da. Evet. Ve Mimar Sinan Üniversitesi'nde de araştırma görevlisi olarak çalışmalarına devam ediyor. Emine ise 2012 yılında Mimar Sinan bölümüne başlıyor ve lisans dönemi boyunca da pek çok atölyelere katılarak farklı disiplinlerle bir arada çalışma fırsatı buluyor. 2014 yılından itibaren de Sokak Bizim Derneği'nde o da aktif olarak görev yapıyor. Dedikten sonra şimdi Kaldırım Nerede kampanyası zaten bizim bugünkü en önemli sorumuz. Evet. Cevabını verebilir miyiz onu bilmiyorum. Sizin vereceğiniz cevaplar var mı? Yani kaldırımlarımızın olmadığı zaten program tanıtımında izleyenlerimizin yorumlarında da var. Yok, mezarda. Mesela evet. gibi yorumlar da geldi. Hakikaten yok. Fakat bununla ilgili ne yapabiliriz de muhakkak konuşmak lazım. Ama Sokak Bizim Derneği'nden başlayalım isterseniz. Tamam. Sokak Bizim Derneği siz ne yapar? Siz kurduğunuz için sizden başlayalım. Tamam. O zaman şöyle kısaca açıklayabilirim. Sokak Bizim Derneği kentler üzerine çalışan bir dernek. Ağırlıklı olarak şehir plancılarından oluşmakla beraber ekibimizde sosyologlarımız, bilgisayar mühendisimiz, ekonomistimiz gibi çeşitli disiplinlerden arkadaşlarımız da var. Temel aslında hedefi kentleri daha yaşanabilir nasıl kılabiliriz? Ve daha yaşanabilir bir kent istiyorsak değişime başlamak için en iyi ölçek sokaklar. Çünkü sokaktan değişime başlamak çok daha mümkün diye bir şeyimiz var aslında, öngörümüz var. Bir sokak, üç sokak daha sonra belki bir mahalle ya da işte şehre doğru genişleyebilen bir değişim hayalimiz var. Özellikle çalıştığımız alanlar ise kamusal alanlar, sokaklar ve işte sürdürülebilir ulaşım diye nitelendirebileceğimiz yaya ve bisiklet ulaşımı üzerine ağırlıklı olarak çalıştığımız konular bunlar. 2010 yılında kuruldu dernek. Daha öncesinde çeşitli inisiyatif halinde gönüllü projelerimiz de vardı ama bir tüzel kişilik olmanın da avantajları olduğunu görerek 2010'da derneği kurduk ve o zamandan beri de çeşitli temelde farkındalık oluşturacak etkinlikler, kampanyalar düzenliyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz. Öncelikle bir sorun varsa bunu bir fark etmek lazım. Daha görünür hale getirmek lazım ki bu sorundan yola çıkarak birlikte hareket edebileceğimiz kişilere ulaşabilelim. Daha sonrasında işte çeşitli etkinlik ve kampanyaları hayata geçirebiliriz diye düşünüyoruz. Kısaca peki böyle. Arzu kurdu. Siz de aktif bir katılımcısısınız. Evet. Siz Sokak Bizim Derneği'ne neden ya da nasıl, hangi motivasyonlarla katıldınız, nasıl destek veriyorsunuz? Şöyle, ben ikinci sınıfa gidiyordum Sokak Bizim'le tanıştığımda. Şehir planlama okuyorsun ve sen de aslında kente biraz dokunmak istiyorsun. Bu amaçla Sokak Bizim'le tanıştım. İlk bir ulaşımla ilgili bir konferanstı sanırım. Dahil olmak istedim ve 2014'ten beri aktif olarak hem atölyeler de uygulama olarak hem de yeni atölyeler, yeni atölye içerikleri oluşturma kısmında aktif olarak yer aldım. Yani iyi ki de yer aldım. Bence de öyle, kesinlikle öyle. Peki Sokak Bizim Derneği'nin en önemli kendinizi meşrulaştırırken ve muhtemelen de Sokak Bizim'in etkinliklerinin altyapısını oluştururken kullandığınız önemli bir bildirge var. Yaya hakları bildirgesi. Evet, doğru.
Ve kaldırım nerede kampanyası zaten birebir aslında bu yaya hakları bildirgesinin ne bir destek tabii mahiyeti taşıyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla kaldırım nerede kampanyasını, yani bu 2013'te başlayan bu kampanyanın hani kaldırım ölçerli versiyonu ve şimdi 2018'deki versiyonunu da anlatırken böyle bir yaya hakları bildirgesinden de bahsetmek ve onu ona bağlamak şeklinde devam edebilir miyiz? Tabii, çünkü zaten buradan temelleniyor kampanya. Yaya Hakkı Bildirgesi İnsan Hakları Derneği Çevre Komisyonu tarafından 1990 yılında yayınlandı ve biz bu bildirgeyi temel aldık. Çünkü yaya olarak gerçekten belirli haklarımız var. Bu kentte yaşarken bu yaya güvenliğinden tutun da yayaların gerçekten konforlu bir şekilde dolaşabileceği alanların yaratılmasına kadar çeşitli maddeler var içerisinde. Ama işte kentlerimize baktığımız zaman yayalar açısından durum çok iç açıcı değil. Özellikle kaldırımlar çok büyük bir problem. Yani kentin geri kalanında da yaya olarak var olmak yeterince zor, ama özellikle yani en basit birimlerden biri olan sokaktaki kaldırımlar, bize ayrılmış olan alanlar yeterince standartlara uygun değil. İşte bu beraberinde çok çeşitli sorunları getiriyor. Yani bu gerçekten göz ardı edilmemesi gereken bir durum. Çünkü bir yandan bize sadece mekan oluşturmakla kalmıyor kaldırımlar yürümek açısından. Yani bunların sosyal anlamları da var kaldırımda. İşte komşunuzla karşılıklı sohbet edebileceğiniz, çocukların yeri geldiği zaman işte oyun oynayabileceği alanlar da aynı zamanda. Ama kaldırımların standart dışı olması tüm Türkiye'de çok yaygın bir sorun. Ve aynı zamanda da bir suç, yani siz yaya hakkını ihlal ediyorsunuz. Yani bu hakkın aslında savunuculuğunu yapmak lazım. Biz buradan yola çıktık. Çünkü buna dair işte bu hakka sahip çıkan herhangi bir kurum maalesef yok. Ya da sivil toplum kuruluşu ya da herhangi bir sosyal kampanyada etkinlik yoktu. Böyle bir eksiklik olduğunu görerek dedik ki biz bununla ilgili bir şey yapmak istiyoruz. Bu sorunun insanlar tekrar farkına varsınlar ve bununla ilgili harekete geçelim hep birlikte. Çünkü çok ortak bir sorun. Yani hepimiz evimizden çıktığımız zaman sokağa adımımızı atıyoruz ve bu sorunları yaşamaya başlıyoruz. Her gün yaşıyoruz. Her gün yaşamaya devam ediyoruz. Artık bir yerde bir dur demek lazım, bir değişim lazım. O yüzden biz kaldırım nerede? Yani bu standartlara uygun, işte bu şeyi sağlayan, güvenli yürümeyi, yürüme hakkını, yaya hakkını sağlayan kaldırımlar var mı, varsa nerede sorusundan yola çıktık ve bu kaldırım nerede kampanyasını 5 yıl önce başlattık. Yeni versiyonuna neden geçtik diye hemen Emine'ye ben döneyim aslında burada. Yani insanlar sürekli hani biz bunları çekip gönderiyoruz ama ne olacak diye sürekli geri dönüşler alıyorduk aslında. Aynı zamanda bir de gerçekten hani biz bu verileri alıyoruz ama hani veri diye şey tabir ediyorum. İnsanlar çekip paylaşıyorlar. Hani gönderiyorlar ama toplu bir şekilde onları görebildikleri, ulaşabildikleri aslında bir alan, bir platform yoktu. Online bir platforma taşıdık. İnsanlar Twitter üzerinden kaldırım nerede hashtag ile birlikte ve tabii sorunun konumunu paylaşaraktan gönderiyorlar ve bir sistemin arka planında gerekli onaylamalar yapıldıktan sonra bu online platformda görünebiliyor. Ve kaldırım standartlarıyla birlikte, yani şey kategorileriyle birlikte kendi mahallesinde ya da işte Türkiye'nin herhangi bir yerinde kaldırıma dair ne gibi işgaller, ne gibi eksiklikler olduğunu derli toplu bir şekilde aslında görebiliyorlar. Bu zaten hani sorunun ilk aşaması. Sonrasında da bunları yerel yönetimlerle bağını kurarak aslında var olan sorunumuza bir çözüm üretmekti. Buradan yola çıkaraktan daha güncel bir versiyonunu gerçekleştirdik. Evet. Yani uzun da bir çalışma süreci oldu. Dernek gönüllüleriyle birlikte. Böyle. Evet, yani iki aslında versiyonda da şunu söylemek lazım. Biz sosyal medyayı çok etkin bir araç olarak kullandık. İlk kampanyada da yine kaldırım nerede etiketiyle kentliler paylaşmak istedikleri sorunları sosyal medya üzerinden fotoğrafını çekerek bize gönderiyorlardı.
İlk versiyonda bunları derli toplu aslında gösterebileceğimiz bir platform yoktu Emine'nin de dediği gibi. İkinci versiyon biraz buradan yola çıktı. Dedik ki bunları daha da görünür kılmak için sorunları konumlarıyla beraber haritalayabileceğimiz bir online herkesin de görebileceği bir versiyon olsun. Oysa ikinci aşamada yani herkesin tüm Türkiye'den dediğim gibi yani bütün şehirlerden hemen hemen paylaşımlar geliyor bu sorunlara dair. Çok daha görünebilir ve hani bu sorunu yaşayan sadece bizler değiliz. Herkes bu sorunla ilgili aslında bir çözüm geliştirmesi gerektiğini bekliyor. Bunu göstermek için bir araç oldu bu harita bizim için. Bununla ilgili olarak sizin hem bu sistemin nasıl çalıştığını gösteren videolarınız var, kampanya evet. videolarınız var. Hem de birkaç tane örneğimiz var. İsterseniz şimdi onları da bakalım. Arkadaşlarımızdan rica edelim. Önce bir videoyu rica edebilir miyiz arkadaşlar? Kaldırımlar yaya hakkının temelidir. İnsan odaklı standartları karşılamayan dar, süreksiz, biçimsiz, rampasız tasarımlar, taşıtlar, kent mobilyaları, molozlar tarafından işgal edilmiş kaldırımlar, hak ihlaline yol açan fiziksel ve toplumsal engellerdir. Oysa kaldırımlarda güvenli ve konforlu yürümek hepimizin hakkı. Kaldırımda yürüme özgürlüğümüzü kısıtlayan bu engellere karşı sokağa çıkıp soruyoruz. Kaldırım nerede? Fotoğrafını çek, konum bilgisini aç, kaldırım nerede etiketiyle paylaş, paylaşımın haritada yerini alsın. Detaylar için kaldırımnerede.org. Videoda aslında herhangi bir kaldırım ihlaliyle karşılaştığınız zaman bunu kaldırımnerede.org'u kullanarak, bu online platformu kullanarak nasıl bildirebileceğimizi gösteriyoruz ama ben Arzu ile Emine'den rica edeyim. Örnekler var anladığım kadarıyla. Evet, evet. Daha önce yapılmış birkaç tane örnek var. Arkadaşlarım da onların görsellerini paylaşmıştı. Evet, yani burada konum bilgisini almak bizim için çok önemli. Yani konum ayrıntılı konum bilgisi Twitter'dan açarak seçebiliyorsunuz. Çeşitli kategorilere ayırdık. Daha önce kampanyadan aslında en çok gelen paylaşımlardan yola çıkarak bazı geçici işgaller olabiliyor karşılaştığımız. Ya bunlar aslında sorunu daha çözmesi daha kolay sorunlar. Onları farklı renklerde kategorize ettik haritalarımızda. Geçici işgaller dışında standart dışı olma durumu da yine çok yaygın bir problem. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi bu kaldırımların dar olması ya da çok yüksek olması, bozuk olması gibi standart dışı durumlar mor renkte görebileceğiniz paylaşımları oluşturuyor. Onun dışında araç işgalini özellikle ayrı bir kategori yaptık. Çünkü bununla ilgili çok fazla paylaşım geldi şimdiye kadar. Dolayısıyla araç işgali şu an hali hazırda da sanırım haritadaki en fazla sorun olarak karşımıza çıkıyor. Tüm Türkiye'de maalesef bu sorun çok yaygın. Bazı kalıcı işgaller var. Yine değişimi nispeten daha zor ama mutlaka çözüm üretilmesi gereken yani engel teşkil eden noktaları oluşturuyor. Bunlar da bizim için çok önemli. Çünkü bu yeri geldiği zaman bir direk olabiliyor, elektrik direği. Onu değiştirmek evet nispeten daha zor ama niyet edilirse yapılmayacak bir şey de değil. Hatta geri dönüşümü o direkt üzerinden ışık, trafik ışığı üzerinden almıştık. Belki onu da bakabiliriz. Öncesi bir de, evet, son olarak kaldırımın hiç olmadığı yerler var. Onu da ayrı bir kategori olarak koymak istedik çünkü gerçekten yani inanılmaz paylaşımlar geliyor burada da yani kaldırımın hiç olmadığı. Evet. Bu sanırım Levent'te gerçekleşen bir şeydi. Yani kaldırımın tam ortasına yerleştirilmiş bir trafik ışığı. Yani bu çok şey de olabiliyor. Herhangi bir çöp konteyneri de olabiliyor. Ve hani gerçekten sağlıklı bir şekilde herhangi bir engele ulaşmadan gidemiyorsunuz. Twitter üzerinden paylaşımlarla birlikte belediyeler aslında sesimizi duyurabiliyoruz. Bu da aslında onun bir kanıtı. Bunları görmek hem bizi teşvik ediyor, daha üzerine durabiliyoruz çalışmalarımızın. Hem de yani insanları teşvik edici bir şey. Yani ben paylaşıyorum ama ne oluyor sorusuna aslında bir cevap.
O yüzden paylaşmaya devam edelim. Evet, o yüzden hani bu tür değişimler varsa eğer bizimle de paylaşmalarını istiyoruz katılımcıların, kampanyaya katılan kişilerin. Yani bir ufak ufak bu değişimler başladı. Yani yavaş yavaş bunun geri dönüşlerini almaya başladık. Bu da çok sevindirici. Çünkü bu sorun dediğimiz gibi hepimizin sorunu ve değişimi birlikte başarabiliriz. Buna inanıyoruz gerçekten. Evet. Kampanya tekrar hani başlatılı yaklaşık 3 ay oldu ama bu 3 ayda yerel yönetimlerden olumlu cevaplar da almaya başladık. Bunu arttırmak istiyoruz. Yani kampanyanın devamında yerel yönetimlerle işbirliklerine her zaman açığız. Yani bunların bu sorunların daha çözülmesi adına ne yapılması gerekiyorsa onlarla birlikte hani bu çözüme ulaşmak için çalışmak da istiyoruz. Bu noktada belki bir de şunu da vurgulamak lazım. Şimdi çok farklı kullanıcılar var sokakta. Yani sadece biz kendimizi işte sağlıklı yetişkin bireyler olarak gördüğümüz zaman bu kaldırım sorunları daha önemsiz gelebiliyor insan ama bir de engellilerin gözünden baktığımız zaman bu çok çok daha hayati bir problem. Ya da işte yaşlılar aynı şekilde bu sorunlarla çok daha aslında zor bir şekillerde karşılaşıyorlar. Dolayısıyla aslında toplumda her türlü, her gruptan insan için çok önemli bir gündelik problem ama dediğimiz gibi en hızlı çözülebilecek. Hepimize de hayat kalitesini ve işte güvenliğini, yaşam kalitesini artırabilecek bir şey aslında çözüm olabilir. Ben peki şöyle özetleyebilir miyim şimdiye kadar anlattığınız şeyleri? O zaman Sokak Bizim Derneği şöyle bir aracı rol mü oynuyor? En nihayetinde her bir kentli bu yaya haklarının ihlali durumunda kendileri birebir yerel yönetimlere başvurmak durumunda kalmıyorlar. Eğer bu kaldırım nerede kampanyası üzerinden online platformu aslında size konum bilgisiyle birlikte problemleri sizinle paylaşırlarsa siz başlatıyor musunuz süreci bu şeyin çözümü önerisiyle ilgili olarak? Aslında biz şimdiye kadar başlatmadık ama şuna vesile olabilir. Sorunların nerelerde yoğunlaştığını görmek açısından yerel yönetimlere aslında biz veri sağlamış oluyoruz. Evet. O açıdan bir aracı olabiliriz. Yani biz aslında onlar için zaten hali hazırda sokaklardaki sorunları veri tespit etmiş oluyoruz. Evet, yani bu artık çözüm için onlara bir veri sağlamış oluyor. Nerelerde sorunlar var, onlar aslında hazır olarak bunu görmüş oluyorlar. Evet. Böyle bir aracıyız. Ama bununla beraber şunu da vurgulamak lazım. Bir yandan da bu aynı zamanda şunu gösteriyor. Paylaşımların yapıldığı yerler aslında bu konuda duyarlılığa sahip olan kişilerin de yoğun olarak yaşadığı yerler. Yani en çok işte sorunun olduğu belediye aslında en yoğun sorunların olduğu yer değil. Tam tersi orada duyarlı bu konuda aslında sesini duyurmak isteyen vatandaşların olduğu yerler bir yandan da. Onu da vurgulamak lazım. Peki soruyu o zaman bir de öbür taraftan da soralım. Yerel yönetimler nasıl yaklaşıyorlar size bu konuda? Yani size gelen, bize bu verilerinizi bizimle ne zaman paylaşacaksınız diyen oluyor mu? Henüz olmadı. İşte olursa çok çok seviniriz. Çünkü yani bu kampanyanın gerçekten bu soruna çözüm olmasını çok istiyoruz. Yani bu devam edecek bir süreç. Hemen bir anda olmayacak ama biz istiyoruz ki gerçekten yerel yönetimler bunları gündemlerine alsınlar. Tabii. Ve bununla ilgili çeşitli çözümler üretmeye başlasınlar. En büyük amacımız bu gerçekten. Yani yerel yönetimler çünkü bu konuda maalesef çoğunlukla zayıf kalıyorlar. Ama olumlu geri dönüş yapanlar var. Twitter'da özellikle cevap veren, işte sorunun çözümüne katkı sağlamaya çalışanlar var. Bunların devamlılığını sağlamak istiyoruz. Peki bir de şöyle bir soru sorayım. Var mıdır bilmiyorum. Daha önce sormamıştım bu soruyu çünkü size ama biraz önce sizin söylediğiniz şeyin üzerinden. Yani şu an bu yapılan paylaşımların yoğunlukta olduğu yerler aslında bu konuda duyarlılığı yüksek olan kişilerin olduğu yerler diyoruz. Ama bununla ilgili mesela şu bölge ya da şurası şöyle yerler vesaire diyebileceğiniz böyle kümelenmelerin olduğu rakamlarla bahsedebileceğimiz bir şeyler çıktı mı hiç?
Yani aslında şehir bazında söyleyebiliriz galiba. Evet, evet. Şehir bazında özellikle büyük şehirler İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere şu andaki paylaşımların en yoğun olduğu yerler. Ama onun dışında gerçekten Türkiye'nin her yerinden, işte Antalya'dan da, Trabzon'dan da, Kütahya'dan da, hatta işte Gaziantep, her yerden bu paylaşımlar geliyor. Dolayısıyla bunların böyle bir genel dağılımı var ama ağırlıklı şu anda tabii sanıyorum büyük şehirlerden. Özellikle belki de bu büyük şehirlerde yaşanan bir problem de olabilir ağırlıklı. Çünkü çok fazla işte nüfusun yoğun olmasından da kaynaklı olarak oralardan paylaşım da alıyoruz. Sanırım böyle. Emin'in seni eklemek istediğin bir şey yani var mı? Şu an hani sayısal olarak bir veriye dökmedik. Bunun için aslında birazcık daha bekliyoruz ki yani daha derli toplu tam anlamıyla bilgi verebilmek için. Şu an bekliyoruz. Ama rakam olarak en azından şunu söyleyebiliriz. Şimdiye kadar 800 tane paylaşım geldi. Yani ilk 3 ay içerisinde 800 tüm Türkiye'den demek ki sorunlu alan varmış. Onu görmüş olduk. Bu herhalde biraz daha artacak. Ondan sonra biz de şeyi hedefliyoruz aslında. İlk 6 ay sonunda nerelerden paylaşımlar geldi, hangi sorunlar yoğunluktaydı. Onlarla ilgili de bir şey değerlendirme yapmak istiyoruz. Evet. Kampanyanın tanıtımını nasıl yapıyorsunuz? Yani bu insanlar bu bilgilere nasıl ulaşıyorlar? Ağırlıklı olarak sosyal medyadan. Sosyal medya bizim için en önemli iletişim aracı. Videolarımız, bu tanıtım videolarımız biraz önce ekranda da dönen pek çok insana ulaşmamızı sağladı. Videolar çok etkili oluyor. Çünkü birebir oradaki işte sizin de yaşamış olduğunuz sorununu görmüş oluyorsunuz. Videolar çok etkili oluyor. Onun dışında işte sosyal medya üzerinden biz şeylere devam ediyoruz. Duyurularımıza, kampanya ile ilgili. Onlara da yine geri dönüşler alıyoruz. En ağırlıklı olarak bu şekilde. Şimdi Sokak Bizim Derneği tabii sadece Kaldırım Nerede kampanyasından oluşmuyor. Sokak Bizim Derneği'nin başka etkinlikleri de var. Bunlardan bir tanesi ayda bir gün Sokak Bizim etkinliği. Bir tanesi Senin Sokağın Senin Seçimin isimli Eskişehir'de yapmış olduğunuz bir etkinlik. Ben şimdi vaktimiz aslında keşke çok daha geniş olsa da çok daha derin derin konuşsak isterim ama dolayısıyla seçimi burada size bırakayım. Hani programı toparlamadan önce diğer etkinliklerinizden de biraz bahsedelim isterseniz. Hangisine ağırlık vermek istediğinizi O zaman ayda bir gün Sokak Bizim'den bahsetmeyi tercih ederiz. Çünkü bizim ilk çıkış etkinliğimiz, zaten derneğin de ismini aldığı etkinlik, ayda bir gün Sokak Bizim olsa nasıl olurdu? Yine bu hayalden yola çıktı. Çünkü işte bahsettiğimiz gibi yani daha yaşanabilir kentler için daha yaşanabilir sokaklar yaratmamız lazım ve bunu birlikte yapabiliriz. Biz buna inanıyoruz. Yani bütün projelerimizde aslında farklı aktörlerle işbirliği yapmaya özen gösteriyoruz. Bu zaman zaman yerel yönetimler olabiliyor. Zaman zaman işte farklı dernekler, orada yaşayan mahalle sakinleri gibi farklı kişilerle işbirliği yapıyoruz. Ayda bir gün Sokak Bizim de tam olarak böyle bir etkinlik. Bir günlüğüne sokağı araç trafiğine kapatıp orada işte herkesin özgürce vakit geçirebileceği bir alan yaratıyoruz. Bisikletliler bisikletine binebiliyorlar özgürce. İşte yaşlılar, çocuklar, herkesinden o sokakta yaşayan tüm sakinler o sokakta aslında bir günlüğüne daha yaşanabilir, daha güvenli, daha özgür bir aslında mekanı deneyimlemiş oluyorlar. Bu bir günlük süren bir etkinlik oluyor ama biz şimdiye kadar İstanbul'da 12 farklı sokakta gerçekleştirdik. Daha sonra da Sinop'ta, İstanbul'dan sonra Sinop'ta 5 farklı sokakta bu etkinliği gerçekleştirdik. Geri dönüşleri çok olumlu oluyor bizim için. İşte bu etkinliği tekrar ne zaman yapacaksınız diye sorular çok alıyoruz. Çünkü insanlar gerçekten sokak kültürünü tekrar bildiğimiz, işte özlediğimiz yani. Evet, sokak kültürünü tekrar yaşamaya ihtiyaçları var. İstanbul özellikle daha işte metropol kentlerde bu daha çok kaybedildi. Küçük şehirlerimizde ya da Sinop gibi etkisini hemen görebildiğimiz ölçekteki şehirlerde bu biraz daha aslında hala yaşıyor. Ama özellikle İstanbul'da bunu kaybetmeye başladığımız için de biz bu etkinlikleri gerçekleştirmiştik ve 3 tane gerçekleştirdiğimiz sokak daha sonra kalıcı olarak da değiştiler. Yerel belediyeler bu konuda çeşitli projeler yaptılar.
Bir tanesi Kadıköy'deydi, iki tanesi de Şişli'deydi. Demek ki yani bu aslında yerel yönetimlerle bu tür işbirlikleri yapmak kalıcı değişimler sağlamak adına da önem arz ediyor. O yüzden işte dediğim gibi farklı paydaşlarla bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Evet. Bir de unutulan şeylerin de ortaya çıkmasına sebep oluyor anladığım kadarıyla. Çünkü halkın böyle bir günü yaşaması aynı zamanda hiç farkında olmadıkları bir ihtiyaçlarını fark etmelerine sebep oluyor belki de. Tabii yani çok arabaları terk ettik şehri. Yani işte hep söylüyoruz biz otomobil odaklı politikalar nedeniyle biz şu anda bu işte otomobillerin işgal ettiği kaldırımlar ya da nefes alamadığımız sokaklarda yaşıyoruz. İşte önceliği değiştirmek lazım. Önceliği insana doğru çevirmek lazım. Biz bunu savunuyoruz. İşte bu etkinlik de bizim bunu hatırlatmak için gerçekleştirdiğimiz şeylerden biriydi, projelerden biriydi. Ben şimdi son 5 dakikamız var. Öncelikli olarak size hani bir soru sorup sonra da sizin program bitmeden söylemek istediğiniz bir şey varsa onları eklemeniz için vereceğim süreyi size. Şimdi İstanbul'da yaşıyoruz hepimiz, üçümüz de. Ve İstanbul'un en önemli problemlerinden bir tanesi ulaşım. Yani biz burada Medyascope'da da ulaşımla ilgili belki yüzlerce program yaptık. Ben kendim şu anda doktoramdan sonraki çalıştığım konu gene ulaşım vesaire vesaire derken aslında dolayısıyla yaya ve yaya haklarının da bu açıdan da değerlendirilmesinin önemli olduğunu da düşünüyorum. Yani ulaşımla ilgili bu kadar ciddi problemler yaşarken ve biraz önce sizin söylediğiniz şeyi de tekrarlamak istiyorum. Yani araçlara bıraktık biz şehirleri. Yaya haklarının yeniden hatırlanmasının önemi sanırım o açıdan da önemli diye düşünüyorum. Yani ulaşım problemlerinin bu kadar kaotik hale ve belki de çözümsüzlüğe doğru gittiği bir noktada yaya haklarının tekrar hatırlanması ve yaya olarak kenti deneyimlemenin tekrar hatırlanması gerektiğinin önemli olduğunu düşünüyorum. Siz Sokak Bizim Derneği'nin hani bu konudaki tüm çalışmalarını da birebir zaten hem yürütücüsü hem tasarlayıcısı olduğunuz için siz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani İstanbul, ulaşım ve yayı olmak. Çok zor. İşimiz çok zor. Gerçekten sizin de söylediğiniz gibi yani ulaşım sistemindeki önceliği kime veriyoruz? Yani çok net bir soru bu. Bunun cevabının insan olması gerekiyor. Ama gördüğümüz manzara tam tersi gerçekten işte özel araçları teşvik eden yepyeni yollar yapmak, yepyeni köprüler yapmak şeklinde oluyor. Halbuki biz yani sürdürülebilir dediğimiz, yani gelecek nesillere de bırakabileceğimiz, daha yaşanabilir, ulaşım sisteminin çok daha sağlıklı işleyebildiği şehirler istiyorsak eğer, o zaman tercihimizi işte arabadan değil, insandan yana yapmamız lazım. Yani işte yayaların dolaşabileceği, işte bisikletlilerin çok sağlıklı bir şekilde ulaşabileceği bir şehir tasarlamamız lazım. Toplu taşıma özellikle İstanbul için en önemli çözüm. Gerçekten toplu taşımaya ağırlık veren bir sistem yarattığımız zaman aslında kalıcı olarak ulaşımı çözmemiz ancak mümkün olabilir. Dolayısıyla orada işte dediğim gibi yani insanların hareketliliğini arttıracak şekilde onların yani arabaları bir yerden bir yere taşımak değil amacımız. Evet. Amacımız doğru, bizleri bir yerden bir yere taşımak, insanları bir yerden bir yere ulaşmasını sağlamak. İşte o şeyi kaçırmamamız lazım. Yani o ibreyi döndürmemiz lazım tekrar insana doğru. Onu yaptığımız zaman gerçekten yani politikalar düzeyinde de yerel yönetimlerin yaptığı sokak tasarımlarında da önceliğimizin gerçekten her zaman insan olması gerekiyor ki gerçekten bu sorunlara çözüm bulabilelim diye düşünüyorum. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ya aslında en temel gerekli şeyi Arzu söyledi. Kent bizden var oluyor zaten. Hani gerçekten yaya bu anlamda çok önemli. Yani ölçek anlamında da aslında konuşabiliriz. Sen evden dışarı çıktığında, sokağa adım attığında kendini, yani ben aslında şöyle söyleyebilirim. Bu büyük binalar, işte araçların yoğun olduğu yerler, sokağa çıktığımda tedirgin hissediyorum. Yani ne yapacağımı bilemiyorum. Aslında çok daha yaşanabilir hale gelebilir değil mi? Yani bu ölçeği öyle değiştirebiliriz. Yani çok da insan ölçeğine uygun şehirler istiyoruz. Yani hepimiz çünkü insan ölçeğine daha yakın ortamlarda, mekanlarda daha güvenli hissediyoruz, daha rahat hissediyoruz, değil mi? Bu tarzda bir şeye artık hani değişime ihtiyacımız var diyebiliriz. Kişisel yaşam kalitemizi düşürüyor demek istiyorsunuz, doğru mu anlıyorum?
Yani dışarı çıktığımız zaman ilk adımımızı apartmandan dışarı adımı attığın anda bir araçla karşılaşıyor tabii. olmak. Ya bunun psikolojik şeyleri de var, etkileri tabii. de var. Yani kesinlikle. Sosyolojik, psikolojik pek çok etkisi de var. Hepimiz bu ulaşım zaman kullanımı açısından da aslında evet. çok önemli. Yani İstanbul'da zaman çok önemli çünkü vaktinin çoğu ulaşımda, yani doğru. ulaşımı bir yerden bir yere ulaşma kısmında harcadığımız için bunun daha ne kadar yolda zamanımızı daha az yol ulaşımda kullanabiliriz aslında önemli. Tabii. Bunun için de hani gerekli çalışmalar, önlemler yapılmalı. Çok teşekkür ediyorum. Atladığımız, şunu da söyleyelim diyeceğiniz bir şey çok var mı? Çok küçük bir konum bilgisi açma şey üzerinden konuşabiliriz. Onu tekrar hatırlatabiliriz. İstersen sen konum bilgisiyle ilgili daha detaylı. Yani belki yani ekranı aslında o görseli sevgili verirsek önemli. Sevgili arkadaşlar, demin ki görsellerde ilk gösterdiğiniz... evet. Teşekkürler, evet. Pek yani konum kısmında çok sorun yaşıyoruz. Sürekli atılan tweetler üzerine geri cevaplar veriyoruz konum bilgisi görünmediği için. Konum bilgisi olmadığında bizim sistemimize düşmüyor. Çünkü konum çok önemli. Nerede, hangi sorunu görebilmemiz adına. İnsanlar sanırım bu kısmı ya unutuyor ya da hani eksik bir şeyler oluyor. Paylaşım fotoğrafı paylaştıktan sonra, yani fotoğrafı çektikten sonra konum bilgisinin açılması çok önemli. Yoksa sistemimize düşmüyor ve çok daha şey zaman alıyor evet, bu durum. Siz doğru bir şekilde o veriyi işleyemiyorsunuz. Evet, evet. Yani yine sokak... Daha manuel aslında yapmak zorunda kalıyoruz. Bu da zaten hani evet. zaman alıyor. Yani adres bilgilerini iletmeleri de yine tabii ki yani hiç yoktan iyidir diyoruz. Ama adres bilgisi olduğu zaman arka planda bizim onu haritaya kendimizin işlemesi gerekiyor. Tabii. Halbuki Twitter üzerinden konum paylaşırken bu ayrıntılı konumu açarlarsa bizim de işimiz daha kolaylaşır. Daha çok paylaşım böylece haritada yer alabilir. Evet. Başka eklemek istediğiniz bir şey yoksa ben programı size teşekkür ederek kapatayım. Sevgili izleyenlerimiz ve ben ümit ediyorum ki bu akşam Kaldırım Nerede kampanyasına birer fotoğraf ekleriz. Evet, herkesten bekliyoruz. Belki akşam saatinde zor olur derseniz yarın da olur, yarın ilk evet, işte olur. Her zaman bekliyoruz yani herkesten. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sokak Bizim Derneği ya da Kaldırım Nerede kampanyası ile ilgili bilgi almak isterseniz diye hemen son olarak sizin evet, web sayfalarınızın ve sosyal medya hesaplarımızda yine Twitter, Facebook ve Instagram'da Sokak Bizim olarak aratıldığında çıkıyoruz. Sokakbizim.org web sitesi adresimiz. Kaldırım Nerede kampanyasının özel web sitesi ise kaldırımnerede.org. Buradan da detaylı bilgileri alabilirler. Tekrar teşekkür ediyoruz geldiğiniz ederiz. İçin. Biz teşekkür ederiz. Ve emekleriniz için, bizler için çok çalışıyorsunuz biliyorum. Sizleri de dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar.